Covid döneminde başlayan bir sıkıntılı sürecim başladı. Bununla beraber hastalığım devam ediyordu. 6-7 ay önce bir domuz gribi geçirdim ve bundan beraber hastaneye yattım. Ondan beraber akciğerlerinde oluşan bir sıkıntıdan dolayı kontrole gidiyordum. 2-3 gün önce gittiğim hastanede yine aynı şekilde bir kontrol etmek istedik. Ve bu kontrol sonucunda test yaptırdık. Solunum yetmezliği çıkmıştı ve bu solunumla beraber bir test yaptırdık. Testimizde yeşil bitkiler, ağaç türlerinden dolayı bir pozitif çıktı. Bunlara karşı alerjim olduğu öğrendim. Bununla beraber de tabii meslek icabı yıkıldım. 25 yıllık yaptığım, çok sevdiğim mesleğime karşı bir alerjim olduğunu, sağlığımı bozduğunu yeni öğrendim. Önceden işte çiçeklerin kokusuna dolayı belki sıkıntılar yaşıyordum ama ben bunları hep kokuya bağlıyordum. Bir yeşil bitkilere hiç bu çağrıda hiç düşünmedim tabii. Belki de mesleğimi çok sevdiğimden dolayı hiç aklıma da geçmedi. Şu anda koku falan oldu işte baş ağrısı ve uyku yapıyordu bana. İşte oturduğum zaman çiçeklerin içinde kısa sürede uykum geliyordu. Geçen gün dün burada iş yerinde bir metrelik bir çiçeğin altında otururken 2-3 dakika içinde uykum geldiğini hissettim. Belki bununla alakalı da işte yeni öğreniyorum bununla alerjim olduğunu ve burada hissettim yani bu tamamen. Baş ağrısı falan olduğunda veya işte bir sıkıntı olduğunda ben ilaç kullanıyordum. Bunu da geçiştiriyordum ama tabii çiçekten dolayı bir sıkıntı olduğunu hiç hissetmediğim için belki başka bir şeyden dolayıdır. İşte kokudan dolayıdır. İşte yorgunluk duyuyordum. Bundan şekilde atlatıyordum. Evet, etkileyecek. 25 yıllık, 98 yılında başlayan mesleğimi bırakmayı düşünüyorum. Çünkü sağlık daha önemli olduğu için yaşımda maalesef daha erken, genç yaştayız. O yüzden mesleğimi değiştirmek istiyorum. İster istemez psikolojim bozuldu. Bozulmalı değil. Eve bile gittiğimde şu anda çiçekleri düşünüyorum. Evde çiçek bile görmeyi bazen düşünmüyorum bile. İş yerine geliyorum. Tamamen gündüz işte 7-8 saat dışarıda kalıyorum. İçeri giriş çıkış yapıyorum. İçeride fazla oturmayı düşünmüyorum. Bu şekilde devam ediyor hayatım. Hayır, asla aklıma gelmezdi. Kendi mesleğimden soğuyacağım hiç aklımdan gelmezdi yani. Onlar da aynı şekilde yani dediler bu çağına kadar belki de rahatsızlığın yeşil çiçeklerden işte mesleğinden dolayı olmuştur diye düşündüler. Onlar da tabii ki şokta. Kendi mesleğinden dolayı rahatsız olan birisinin işte bundan sonraki yaşam hayatında nasıl bir yol izleyeceğim. Sonuçta iki tane çocuğum var, evliyim. Bundan dolayı yeni bir hayat beni bekliyor. Nasıl bir iş yapacağım, nerede çalışacağım bunlar da tabii ki şu anda bir etken.